Arkadaşlarım selamlar. Hepiniz YouTube kanalıma, yeni videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır bir temizlik videosu çekmiyordum. Aslında bu önümüzdeki bir hafta 10 gün kadar eğer yapabilirsem inşallah temizlik videosu olarak devam edecek. Ben şurada Müge Anlı'yı açtım. Saatlerimiz şu anda 11:25 geçiyor. 9:30'da kalktım. Birazcık tabii ayılma seansları, kahvemi falan içtim. Biraz kendime geldim ancak şimdi toparlanabildim ve salonuma geldim. Temizliğime salondan başlamak istiyorum. Sebebi de Hakan yatak odasında uyuyor. O gittiği zamanlarda artık mutfağı falan temizlerim ya da şöyle yaparım. Yani salonu temizlerim, zaten küçük odada daha önce de söyledim, bir şey yok. Küçük odayı sizle birlikte temizlemem muhtemelen. Orada sadece koltuğu çekeceğim, arkasını süpürüp sileceğim. Onun dışında her yeri açıkta. Çok temizlenecek bir şey yok. Camı da yok. Sadece şu cam var. O yüzden de orada bir temizlik şeyi hakim değil, olmayacak. Salonu ve mutfağı ve yatak odasını daha derin bir temizlik yapacağım. Hatta biz geçen gün yatağımız bozulduğunda yatağı da çektik. Onun arkasını da süpürdük, sildik. Hakan onu yapmaya çalıştı çünkü. Orası da temizlendi. İyi oldu. Temizliğimden önce gardırobu falan çekemem tabii ama diğer taraflardaki bütün tozları alabilirim. Artık oraya da zaten sizlerle birlikte geçeceğiz. Şimdi en büyük aslında en uzun sürecek yer mutfağım ve salonum. Salonda da arkadaşlar şöyle vitrinlerim var, görüyorsunuz. Ben bu vitrinlerimi her sene, işte senede 2 kere 3 kere falan içlerini tamamen boşaltıyorum. Normalde tamamen boşaltmıyorum. Tozlanmış olacaklarını düşünerekten 2 ya da 3 kere, yani 2-3 ayda bir yapıyorum aslında. Bazen sizde yapıyorum, bazen siz yokken yapıyorum. Yani misafir gelmeden önce tabii ki yine tekrardan temizliyorum. Neyse, ben şimdi hastaydım biliyorsunuz. Hastalığım biraz nezleye çevirdi arkadaşlar. Şu anda bir tık daha iyi hissediyorum kendimi. Daha kahvaltı falan yapmadık. Yapıp biraz ilaç içtikten sonra yine biraz daha iyi olurum diye düşünüyorum. Üzerimi de değiştirdim. Hemen geldim ve artık temizliğe bir yerden başlamam gerektiğini düşündüğüm için. Gripti biliyorsunuz ki, nezleye çevirdi. Biraz önce ne diyordum bilmiyorum. Leo tırmalıyor. Oraya halımı koydum da halıyı tırmalıyor şu anda. O yüzden çıkardım onu oradan. Şu anda da kapıda miyavlıyor, neyse. Hazırlandım. Şimdi şöyle pijamalarımı falan çıkardım arkadaşlar. Artık temizliğe gerçekten bir yerden başlamam lazım ki bitsin. Ve camlar falan ilgimi çekmeye başladı. Böyle sürekli kirli olduğu için sinirimi bozmaya başladı. O yüzden de artık bu kış temizliğine bir an önce giriş yapmak istiyorum. Çok şükür ki, yani çok şükür değil aslında da, kışta henüz daha gelemediği için gelmeden ben bunu böyle bir hafta 10 günde bitireceğim. İyi olacak. En azından ön tarafı bitirmiş olacağım arkadaşlar. Çünkü ön taraf daha çok tozlanıyor. Daha çok araba falan geçtiği için daha sıkıntı. Ama burası arka taraf o kadar değil. Orası yapılır yani, o sorun değil. O zaman şimdi ben camları silmekle başlıyorum. Hastalığım izin verdiği süreçte yine kötü olursam maalesef ki ara vereceğim. Kusura bakmayın şimdiden. Şöyle özet olarak geçersek arkadaşlar, camları sileceğim, koltukları sileceğim, aynaları, işte vitrinleri falan sileceğim, yerleri süpürüp sileceğim zaten. Yani temizim böyle bir genel temizlik olmuş olacak. O zaman hemen başlıyorum. Siz hızlandırılmış izleyeceksiniz. Ben de Müge Anlı'nın sesini açayım, onunla birlikte yaparım.
Arkadaşlar önce bir tozlu olduğu için şu anda önden arkadan su yapmıştım. Normal bildiğiniz su, sıcak su. Onunla hem dıştan hem içten önce bir tozunu alayım. Sonrasında şampuanlı su ile tekrar şampuanlı sulu bez ile temizliyorum. Sonra da kuruluyorum. Bu şekilde de şampuanla da çok güzel parlıyorlar. Şöyle bir tane camdan çıkan suya bakın. Kapkar oldu. Şimdi devam ediyorum. Evet camlarım, görüyorsunuz camlarım parladı gerçekten. Bu görüntü beni çok çok mutlu ediyor. Bu taraf da bitti çok şükür. Ama daha önce de söylemiştim, şu köşe arkadaşlar yetişemiyorum. Yani şu demirlerden ötürü kolumla yetişmiyor. Aslında çekecek gibi bir şeyle de çeksem olur gibi düşündüm biraz önce. Ama yani temizleyebildiğim yere kadar şu sadece böyle bir 4 parmak 5 parmaklık bir yer temizlenmiyor. Temizlenemiyor daha doğrusu. Çiçeklerimi falan da suladım. Onların yapraklarını da temizledim. Yani çiçeklerimin de bakımını yaptım. Kaloriferlerin üzerine sildim. Tozlarını aldım. Bunun da aynı şekilde. Bu kısım bitmiş oldu. Koltuklarımı sileceğim şimdi arkadaşlar. Ama saatlerimiz 12.30'a gidiyor. Ben bir kahvaltı molası vereceğim. Hakan'ın çünkü işe gidecek biliyorsunuz 3 gibi. Kahvaltı hazırlayayım. Ona da kahvaltısını yapsın. Zaten yarım saat, bir saatte hazırlayacağım. O da anca bir buçuğa
gelecek. Sonra da koltuklarımı silmeye gelirim. Sularımı da değiştiririm. Şu suyun pisliğine bakın arkadaşlar. Camlardan çıkan pislik. Önden sadece tozunu aldım. Bununla sildim. Mavi bezimle de kuruladım. Ama gerçekten çok güzel oldu. Bayağı bir uzun süre gider. Zaten şöyle bir şey var. Hem sadece toz ve su damlaları falan vardı. Yani öyle aşırı pis değildi. Çünkü zaten yeni silmiştim ben. Yeni temizledim. Perdelerimi de yıkamayacağım bu arada. Onları da yeni yıkadım çünkü. Şu anda onları yıkamak istemiyor canım yani açıkçası. Zaten sürekli de yıkayamam yani. Buraya taşındığımdan beri 3 kere yıkadım ben bu perdeleri ve biz taşınalı 7-8 ay falan oldu galiba. Ocaktayız. Şubat, Mart. 10 ay olmuş pardon. 10 ayda 3 kere yıkadım. Gayet yeterli bence. Yaza girerken bir yıkarım. O zaman daha hızlı kururlar. Ve birkaç yerinde leke olduğu için elimle ellemiştim zaten. Size bir kere göstermiş olmam gerekiyor. Bu perdeleri diğer perdelerden daha çok yıkadım. Çünkü birkaç kere yemek yaparken zil bastığında buraya bakmaya geldiğimde elim liken dokunmuşum. O yüzden misafir gelmeden önce yıkamıştım perdelerimi birkaç kez. Şu anda kirli değiller. Yeterince temizler bence. Şu an yıkama gereği duymuyorum açıkçası. Şimdi yemek molası veriyorum. Hatta kameramdaki videolarımı da aktarayım. Sonrasında da şarja da takayım ve koltuklardan devam edelim. Zaten her zaman yaptığım gibi üstten sileceğim. Çok derinlere girmeyeceğim. Bu şekilde temizliğimiz devam ediyor arkadaşlar. Gerçekten ben bayağı beğendim. Şöyle bugün böyle cama gelip gidip bakarım artık temizliğine. Çok seviyorum temiz evi, temiz kokusunu falan ve bayılıyorum ya. O zaman birazdan sizin için bir saniye sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlarım, sanıyorum ki 3 saattir falan yokum. Bu sürede dinlendim mi? Tabii ki hayır. Hakan işe gidecekti. Onun için kahvaltı hazırlamam gerekiyordu. Arada bir sesim gidiyor arkadaşlar, kusura bakmayın. Biraz nezleyim biliyorsunuz. Kahvaltıyı hazırladım. Hakan'ı da işe gönderdim. Mutfağımı toparladım. Tekrardan salona giriş yaptım. Biliyorsunuz camlarımı sabah temizledim. Onlar bitti. Şöyle bir su hazırladım arkadaşlar. Suyun şu an bu şekilde olmasının sebebi içine koydum ürünler. Neler koydum onlardan da bahsedeyim sizlere. Geçen seferde de video çekerken sildiğimde söylemiştim. Ama tekrardan söyleyeyim. Öncelikle şu tencere kapağıyla sileceğim arkadaşlar. Böyle daha kolay oluyor. Çünkü 15-20 dakikada silme işlemi bitecek. Bu üstten silme oluyor. Koltukları biliyorsunuz makineyle falan içten siliyorlar. Ama ben o şekilde şu anda silmek istemiyorum. Çünkü korkuyorum açıkçası eğer kumaşları falan esner diye. Peki suyumun içerisinde neler koyduğuma gelirsek. Sıvı çamaşır deterjanı koydum öncelikle. Tüm renkler için olandan. Karbonat koydum. Ve yüzey temizleyicim güzel koktuğu için biraz da yüzey temizleyici koymak istedim aslında. Ama çok çok az koydum. Şu an onun kokusu gelmiyor bile yani. O derece az koymuşum. Sıcak suyla hepsini bir güzel karıştırdım. Bu kadar. Şimdi ben temizliğe başlıyorum. Bir yandan şarkıya da işte böyle vlog bir şeyler açacağım. Onu izlerim. Size hızlandırılmış olarak izleyin. Arkadaşlarım biliyorsunuz ki çok kolay bir şekilde tencere kapağıyla siliyorum. 15-20 dakikada da bütün koltuklar silinmiş oluyor. Ve biraz önce de söylediğim gibi koltukları, sadece koltuklar değil masanın da sandalyelerini sileceğim. Sonrasında ortada bir süpürüp halıyı kaldırıp tekrar bir süpürüp tozları da alıp işte vitrini falan temizleyeceğim. Ondan sonra her yere süpüreceğim tekrar son olarak ve silip buradan çıkacağım artık. Camlarını mamlarını da onları da tabii ki aralarda sileceğim. Yani bu şekilde gidişat devam ediyor arkadaşlar. O zaman ben hemen başlıyorum.
Evet arkadaşlarım, şimdi koltuklarımı temizleme işi bitti. Kendi sesim sanki uzaktan geliyormuş gibi hissediyorum kendime. Kulaklarım tıkalı ya ondan. Şöyle açtım koltukları. Gördüğünüz gibi her yerini zaten bir güzel sildim. Hatta tekli koltuktan başlamıştım. Bakayım o kurumuş bile olabilir şu anda. Aynen kurumuş arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Aynamı sildim gördünüz. Bu pelle bezlerim var ya onunla sildim ve şu an ışıl ışıl parlıyor. Şuradaki aynalarımı da sildim. Çok güzel bir şekilde. Bunlar da şöyle bir bakayım. Evet bunlar da çok güzel parlıyorlar. Sadece vitrin kaldı arkadaşlar burada ve masa kaldı. Masanın sandalyeleri küçük, çok büyük olmadığı için hızla biter. Şu kısmı yapacağım. Yani üstlerini falan her yerin tozlarını alacağım. Yine diğer kovamı da getireyim. Hem tozlarını alıp hem kurular. Yerden halıyı da kaldırdım. En son tekrar bir kez süpürüp sonra silip buradan çıkacağım arkadaşlar. O yüzden hani daha kolay olacak benim için. Ama aynı şu anda parladı ya, çok hoşuma gitti gerçekten. Sanki cam yani böyle hani pürüzsüz gösteriyor. Gerçekten bayağı bayıldım. Neyse dediğim gibi sadece şu TV ünitesi kaldı. Masalar kaldı. Masa kısmı kaldı. Onun dışında başka hiçbir yer kalmadı burada. Burası da hızlı biter diye düşünüyorum. Yine üstünü arkadaşlar çok tozlanıyor. Ben burayı çok yakın zamanda sildim. Çünkü misafir gelecekti. Hatta burada oturmadığımız için hani biliyorsunuz geçen günlerde söyledim misafirim var diye. Burada oturmadığımız için burayı kapatıp çıkıyorum. Ama her yerine üstünü şu rafını falan siliyorum tabii ki de misafir gelmeden. Hani ayıp da olmasın görürler pis falan derler diye. Ama şimdi size tozu göstereceğim bakın. Görüyor musunuz? Şöyle bir çizik attım. Bakın. Hani cam da açık kalmıyor burada. Nasıl bu kadar tozlanıyor gerçekten hiç bilmiyorum. Şunu da suyun içine atayım bunu da. Şimdi camlar açık arkadaşlar. Şunu birazcık açtım. Koltuklar daha hızlı kurusun diye. Şimdi biraz ara vereceğim. Çünkü gerçekten yoruldum arkadaşlar. Hem kolum hem bacaklarım yoruldu oturmaktan. Yarım saatlik bir ara vereyim. Bir kahve yapayım. Bir çay içeyim. Kendime geleyim. Sonra enerji toplayayım. Sonra da tekrardan devam edeyim. Tekrardan geldim. Artık buranın temizliğine geçiyorum. Şimdi arkadaşlar şu üstlerinin tozu bayağı çok olduğu için ben yine su hazırladım. Suyla bu sefer sileyim dedim. Normalde biliyorsunuz fısfıslar var. Mavi sprey, işte silikonlu temizleyici falan. Onlarla temizliyorum. Ama bu sefer dedim ki ben de tozlu kısımları bezle temizleyeyim. Yani su yapayım, öyle temizleyeyim.
Evet arkadaşlarım, gördüğünüz gibi evim çok güzel bir şekilde temizlendi ve bitti. Biraz önce sanıyorum ki bir tane sandalyeyi siliyordum. Son sandalyeyi siliyordum ve şarj bitti, kapandı. Sonrasında çok bir şey kalmadığı için arkadaşlar şarja taktım. Dedim ki burasını sizinle birlikte en son süpürüp silip buradan çıkarız artık diye düşündüm. Şu ayakları falan sildim, parlattım gördüğünüz gibi. Bir de masanın üzerini sildim. O kadar, başka da bir şey yapmadım. Yani üstündekilerin tozunu aldım, koydum. Ama arkadaşlar bakın ne oldu? Sprey mopum kırıldı. Elimde kaldı. Şu anda yerleri silemeyeceğim. Burasını süpürdüm zaten. Kapalıyken kamerayı yine süpürdüm bir kere. Çıkmadan yine süpürdüm. Sadece şununla şöyle birkaç yeri sildim. Hemen şöyle görün, zaten ıslaklıklar var. Ama güzel bir silme olmadı arkadaşlar. Şimdi internetten yine aynısını sipariş vereceğim. Kırıldı maalesef, elimde kaldı. Daha video paylaşmadan nazar değdi, görüyorsunuz. Sonrasında aslında koltuklarım da kurumuş sayılır. Şurada yine şu pampasların arkadaşlar çok dökülüyor tüyleri. Atıyorum, ben atıyorum, o dökülüyor. Ben atıyorum, o dökülüyor. Neyse. Koltuklar falan kurumuş aslında arkadaşlar ama yine de ne olur ne olmaz. Ben birkaç saat daha böyle bırakacağım. Kurusunlar. Sonra üstlerine örtülerini sereceğim. Ondan sonra burasının temizliği bitmiş olacak. Şimdi halısını sereceğim. Sonrasında artık buradan çıkacağım. Mopum kırıldı. Diğer adamda kilere daha yeni koyduk arkadaşlar. Kullanılmayacak diye en arkaya onu koyduk. Şu an almam mümkün değil yani. Kovalar da altta. Kovaların da üstüne bir şeyler koyduk. Hani kovalar altta kalsın, onlar suda gelse kırılmazlar, bozulmazlar falan diye. Onlar da en altta kaldı. Yani bütün eşyaları çıkarmam lazım. Oradan onları almam lazım. Tekrar geri koymam lazım. Bu da biraz sıkıntı. Hakan da zaten yok şu an. Tek başıma da biraz imkansız. O yüzden şimdilik halısını koyacağım buranın arkadaşlar. Sprey mop zaten 1-2 güne gelir. Sipariş vereceğim şimdi aynısını. Geldiğinde de silerim. Ben halıyı getireyim. Buradaki işim de bitsin, çıkalım. Evet arkadaşlarım, detaylı bir salon temizliğinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlerle birlikte güzel bir temizlik vlog oldu. Çok çok bayağı bir uzun zamandır biz bunu yapmıyorduk sizinle birlikte. Tekrardan bu temizlik vloglarına, sadece böyle gün içerisinde bütün evi temizlediğim rutin temizlik videolarına geri döneceğim bu arada. Çünkü çok işim oluyor. Arada hemen hızlıca yapıyorum. Kamerayı açma üşendiğim için de çekmemiş oluyorum. Ama dediğim gibi tekrardan geri döneceğim. Gördüğünüz gibi halımı da serdim. Şunu söylemek istiyorum. Halıyı arkadaşlar değiştirdim. Hatta halı aldım ve geldi de. Ama onları size göstermedim. Lambader aldım. Orta sehpa alsam mı almasam mı diye çok düşünüyorum. İleride çocuk olursa orta sehpayı kaldırmak istersem ne yapacağım? Onu da bilmiyorum alırsam. Çünkü küçük odada zaten şu an L koltuğum ve konsolum var. Çocuk olursa ileride o konsolla L koltuğu da oradan çıkarmamız gerekecek. Çünkü başka oda yok. Yani 2+1 olduğu için çocuk odası olarak orayı mecburen yapmak zorunda kalacağız. Hadi ona bir çözüm bulduk diyelim. Yani konsolu buraya aldım, L koltuğu da bilmiyorum artık ne yapacağız ama. Hadi diyelim bulduk. Bu sefer orta sehpa kalacak ortada. O yüzden de alsam mı almasam mı çok kararsızım. Çok güzel duruyor. Çok seviyorum, beğeniyorum. Ama pişman olur muyum? Sonradan onu bir yere koymak için yer bulabilir miyim bilmiyorum. O yüzden bunun henüz kararını veremedim maalesef ki. Aslında içimden almak geçiyor. Ya da şöyle yapabilirim. Alırım, en azından bir sene hevesimi alırım diye düşündüm. Sonrasında da eğer satmak istersem satarım. Kullanmak istersem kullanırım. Bilmiyorum, şu anda böyle düşünüyorum. Çünkü benim sehpalarım da yetmiyor arkadaşlar. Küçük sehpalarım çok küçükler. Yani bu bildiğiniz normal sehpalarım çok küçük. Sadece bir tane tabak anca sığıyor. Yanına böyle çay bardağı falan bile çok zor koyuluyor. O yüzden biraz sıkıntı. İstediğim orta sehpanın yavru sehpaları da var. Daha kolay olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum, şu anda karar veremiyorum. Yani karar verme aşamasındayım ama asla karar veremiyorum. Zaten alırsam da siz artık böyle evi tamamlamak istediğim için tamamlayıp ev turunda yeni aldığım şeyleri göstermek istiyorum. Salon çünkü çok güzel oldu. Lambaderi, halıyı falan serdim ben. Ama siz oraları sizlere göstermedim. Çünkü sürpriz olsun istiyorum. Her şeyi de göstermek istemiyorum. Ev turunda da görün istiyorum. Çıta işlemlerini falan filan her şeyini tamamlayacağım. Mutfakta inşallah tamamlanacak birkaç haftaya. Sonunda da ev turunu artık sanıyorum ki çekebileceğim
diye düşünmekteyim. İnşallah yani. Bunu gerçekten çok istiyorum. O yüzden de bir an önce evi de bitirmek istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar sizlere bunları da söylemek istedim. Artık bu temizlik vlogumu da burada kapatıyorum. Karnım da acıktı. Saatlerimiz de 8 oldu. 8.30'a gidiyor hatta. Beni bırakın izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.